Merhabalar, ben İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden Madencilik ve Enerji Sektörü Analisti Işık Zeynep Cebe. Videomuzda takip listemize hisse başına 45,60 kuruş hedef fiyat ve al tavsiyesi ile eklediğimiz Galata Wind'den bahsetmek istiyoruz. Gücünü rüzgardan alan Galata Wind'in operasyonları tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. 269 megawatt olan toplam kurulu gücün 34 megawattlık kısmı GES'lerden, 235 megawattlık kısmı ise RES'lerden oluşuyor. Galata Wind'i yalnızca mevcut kurulu gücünü ele alarak değerlendirdiğimizde rakip şirketlere kıyasla geride kaldığı sonucuna varabiliriz. Ancak detaylı incelediğimizde özellikle yenilenebilir enerji sektörü için altın çağı sayılabilecek enerji dönüşümü trendinin şirketin likit yapısı ile birleşmesi sayesinde büyüme için uygun koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz. Galata Wind mevcut santrallerdeki kapasite artışlarına ek olarak depolamalı elektrik santralleri yatırım planlarıyla yurt içi operasyonlarında şahlanış dönemine girdi. Şirketin yatırım hedefleri doğrultusunda 2025 yılı tamamlandığında yurt içi kurulu gücünün 377 megawata, 2029 yıl sonuna gelindiğinde ise 350 megawattlık ön lisans alınan depolamalı elektrik santralleri sayesinde 727 megawatta ulaşacağını öngörüyoruz. Enerji güvenliği ve enerji dönüşümü trendiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla arttığı bir dönem içindeyiz. İkinci çeyrek 2023 itibariyle 0,02 olan net borç para oranı ve 31 milyon TL'lik net nakit pozisyonuyla şirket bilançosu büyümeye oldukça elverişli. Ayrıca Galata Wind'in ağırlıklı olarak nispeten öngörülebilir üretime sahip rüzgar santrallerinden oluşan %100 yenilenebilir enerji portföyü finansmana erişim engeli riskini düşürüyor. Özetle Galata Wind'in likit pozisyonu ve sürdürülebilirliğe katkısı sayesinde finansman engeliyle karşılaşmaması geleceğe yönelik büyüme planlarının gerçekleşebileceği yönünde güçlü bir işaret veriyor. Bu durumda orta ve uzun vadede yukarı yönlü riskleri destekliyor. Şirket Avrupa'da yatırım yapmayı planladığını belirterek küresel oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı. Halka arzda belirtildiği üzere yurt dışı operasyonlarına başlayabilmek adına düğmeye basan Galata Wind, Avrupa'da yapılacak olan yatırımı 20 Temmuz 2023'te duyurdu. 300 megawattlık güneş enerjisi santralleri için iki farklı proje geliştirme firması ile anlaşma yapıldı. Santralin Avrupa yatırımlarının 2025 stratejisine uygun olarak yaklaşık 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Değerlememizde yatırımın 200 megawattlık kurulu güçle 2025'te başlayacağını ve 2026 yıl sonunda toplam kurulu gücün 300 megawatta ulaşacağı yönünde tahminde bulunuyoruz. Megawatt başına 650 bin euro yatırım harcamasını baz alarak yaptığımız hesaplamalara göre yapılacak olan yatırımın net bugünkü değer katkısını yaklaşık 147 milyon dolar olarak hesaplıyoruz. Galata Wind'in bir diğer önemli hedefi ise karbon kredisi satışı bazlı operasyonlarını güçlendirmek. Bu dönemde satışların toplam cirodaki payı %5,3 ile sınırlı. Zira karbon kredisi fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Avrupa'da dramatik yükseliş yaşanmasına rağmen ülkemizde karbon ticareti piyasasının gönüllü olması sebebiyle fiyatlar dünyaya kıyasla düşük seyrediyor. Ancak karbon sertifikası fiyatlarında yurt dışında oluşan yükselişin Avrupa'da uygulamaya koyulacak sınırda karbon düzenleme mekanizması sonrası korunacağını ve uygulamaya entegre olmak adına Türkiye'de emisyon ticaret sisteminin kurulabileceğini düşünüyoruz. Kısaca ihracatçılara karbon sertifikası denetimi getiren SKDM uygulaması sonrası talebin yükselişinin yanı sıra Türkiye'de kurulma ihtimali olan emisyon ticaret sistemi ile birlikte karbon sertifikası fiyatlarında dramatik bir yükselişin gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. Geleceğe yönelik karbon sertifikası fiyat yükseliş ihtimallerini ele alarak 3 senaryo çalışması gerçekleştirdik. Değerlememizde muhafazakar kalmak adına karbon sertifikası fiyatlarının 2023-2025 yılları arası 5 dolar olarak kalacağı ve sonrasında 8 dolara yükseleceği yönünde varsayımda bulunarak baz senaryo oluşturduk. Tüm senaryolarda 2023-2025 yıllarındaki fiyatı 5 dolarla sabit tutarken 2026 sonrasında senaryo 1'de 25 dolar,
Senaryo 2'de 50 dolar ve senaryo 3'te 80 dolara yükselttik. Bu durumda senaryo 1'de değer baz senaryonu %11, senaryo 2'de %28, senaryo 3'te ise %48 üzerine çıktı. Özetle karbon sertifikası fiyatlarında oluşabilecek yükseliş trendinin şirket değerini önemli ölçüde pozitif katkısı olabileceğini düşünüyoruz. 2022'de dünya genelinde yaşanan emtia ve enerji fiyatlarında oluşan kriz sonrası çözüm amaçlı çeşitli politikalar uygulandı. Destekleme mekanizması temelinde gelişen ve elektrik fiyatlarında bir çeşit tavan fiyat uygulamasına benzeyen azami uzlaştırma fiyatları AUF olarak adlandırılıyor. Türkiye'de bu kapsamda uygulanan politika örneği. Elektrik fiyatlarında sert yükselişlerin önüne geçmek amacıyla uygulanan azami uzlaştırma fiyatı mekanizması şirketin operasyonel karını geçmişte olumsuz etkilemişti. Kısa vadeli değerlendirildiğinde piyasa takas fiyatlarının AUF'un altında olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda AUF mekanizmasının piyasa takas fiyatlarının yükselmesi sebebiyle oluşturulduğunu baz alırsak uygulamanın Ekim 2023'te son bulacağı düşünülebilir. Ancak uygulamada baz alınan kanun incelendiğinde teknik olarak Ekim 2023 sonrasında da mekanizmanın devam etmesi önünde engel bulunmuyor. Piyasa takas fiyatı AUF'un üzerine çıkması durumunda AUF uygulamasının devamı söz konusu olabilir. Bu durum kısa vadede elektrik fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Toplam 821 milyon dolar hedef değerimizin 442 milyon doları mevcut üretim portföyü bazlı organik büyümeden kaynaklanıyor. 136 milyon dolarlık kısım ön lisansı alınmış, 2026 yılında başlayıp 2029 yıl sonunda tamamlanması beklenen depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarından ve son olarak 147 milyon doları da Avrupa'da 2025 yılında başlayıp 2026 yıl sonunda full kapasite tamamlanması beklenen 300 megawattlık yatırımdan geliyor. Elektrik fiyatlarının beklentilerimizin altında seyretmesi, AUF benzeri yeni uygulamalar, yatırım maliyetlerinin tahminlerden yüksek olması ve planlanan yatırımların gerçekleştirilmemesi değerlememizdeki aşağı yönlü risk faktörlerini oluştururken, elektrik ve karbon sertifikası fiyatlarında yukarı yönlü trend, yatırım planlarının tahminimizden erken tamamlanması ve eklenebilecek olası yeni projeler değerimizi pozitif yönde etkileyebilecek riskler oluşturuyor. Daha detaylı bilgi için Galata Wind Enerji takip listesine ekleme şirket raporumuzu inceleyebilirsiniz. Raporumuzu İş Yatırım Araştırma internet sitemizde yurt içi piyasalar sekmesinin altında şirket raporları kısmında bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Esenlikler.